1300 yıl önce, yani Peygamber Efendimizin vefatından 70 yıl sonra, Basra yakınlarında yıkık dökük bir evde yaşayan yoksul aile, sevinç ve heyecanla doğacak yeni bebeklerini bekliyordu. O gece gökyüzü kapalı olduğundan her taraf zifiri karanlıktı. Baba İsmail ve üç kızı doğacak dördüncü kardeşlerini merakla bekliyorlardı. İçeride anneleri doğum sancısı çekiyordu. Yeni kardeş doğmak üzereydi. Zor buldukları bir lokma ekmeklerini bölüşecek bir boğaz daha geliyordu aralarına. Bakma kızım, az kaldı doğuracak anne. Ne oldu, doğmadı mı daha? Az kalmış. Kardeşimiz doğdu. Erkek sesi bu. Erkek sesi. Erkek sesi. Erkek değil mi? Bu da kız. Olsun. Ben rüyamda görmüştüm zaten. Allah mübarek eylesin. Amin. Adını ne koyacaksınız? Dördüncü. Dördüncü mü? O benim evime doğan dördüncü kızım. Allah'tan hep oğul bekledik ama yine kız nasip etti. Dördüncü defadır kız. Vardır bunda bir hayır. Adına dördüncü demek istiyorum. Dördüncü. Yani Rabia. Dördüncü. Kusura bakma benim güzel kızım, Rabia'cığım. Fakir, ışıksız bir eve geldin. Seni aydınlatacak doğru dürüst bir kandilimiz bile yok. Ama bak, üç tane kız kardeşim var. Sen bu eve karanlığa ışık ol. Rabia'm benim. Yavrum. Kızlarım aç uyudular. Sür git, hep böyle mi olacak? Allah büyüktür hanım. Elbet bir sebep yaratır. Kandil yağımız da bitti bitecek İsmail. Kız çocuğu berekettir. Kızlarım, ay yüzlü Rabia'm var ya. İsmail, keşke gönlündeki gibi olsa. Ben biliyorum Fatma. Doğduğu geceye andolsun ki Rabia eşi benzeri anne, olmayan bir yer. Anne, açım. Anne, ekmek ver. Gel kızım. Bir mememe desene. Rabia'mın sütü sana da yeter. Bana Rabia'mı bağışladın ya Rabbim. Şükürler olsun sana. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun ya Rabbim sana. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Ne oldu efendi? Şükürler olsun. Ben demedim mi hanım?
Rabia bambaşka bir kız. Ey Rabia'nın babası, git valiye söyle dedi. Gitmeliyim. Müjdeyi vermeliyim. Rüyamda Rabia'nın babası dedi bana. Gitmeliyim. Müjdeyi vermeliyim. Baba, nereye gidiyorsun? Müjdeli haberi vermeliyim. Bu haberi vermeliyim. Valiye, karnımız çok aç baba. Nereye? Baba. Müjdeli haberi vermeliyim. Bu müjdeyi vermeliyim. Bu haberi vermeliyim. Dur dur. Nereye? Dur dur. Nereye gidiyorsun? Valilik burası. Öyle her isteyen gidemez. Valiye haberim var. Vali istirahatte. Rahatsız edemeyiz. Ne haberiymiş? Müjde sayın valim. Size bir müjdem var. Bırakın. Allah'ın selamı üzerinize olsun sayın valim. Sana da olsun. Müjden kimden? O söyledi. Kim söyledi? Peygamber Efendimiz. Ne saçmalıyorsun sen? Rüyamda Efendimiz'i gördüm. Şehrin valisine haber gönderdi. Ben de uyanır uyanmaz sana geldim sayın vali. Eğer doğru değilse boynunu vurdururum. Gördüm diyorum. Alemlerin efendisi şöyle buyurdular. Valiye git, bizden selam söyle. Bize her gece 100 selatü selam ederdi. Ne oldu da selatü selamların arkası kesildi? Yakarışlarına başka şeyler mi karıştı? Kalbinde bizim sevgimizin yerine başka şeyler mi geçti? Peygamber Efendimiz böyle buyurdu rüyamda. Müjdem budur efendim. Yürü, ama, yürü. Ama valimizi üzdün, ama, onu ağlattın. Yürü. Durun. Çık dışarı. Derdimi anlatamadım da. Hadi yürü, başka zaman anlatırsın. Müjde vermeye geldim valim. Müjde verdim. Yürü. Peygamber Efendimiz'den haber getirdim ona. Şükürler olsun ya Rabbim. Dünyanın en mutlu insanı benim. En zengin insanı. Rabia'mın sayesinde. Baba, açız. Ekmek getirmedin mi? Şükürler olsun Rabbim. Açlık senin aklını başından aldı. Yiyecek ekmeğimiz yok. Ama sen verirsin rızkını. Hiçbir sistemim, hiçbir şikayetim yok Rabbim. Çünkü sen bana en büyük hediyeyi verdin. Sevgili hanımım, benim canım kızlarım. Rabia bu evin ışığı. Onun sayesinde Peygamber Efendimiz'i gördüm rüyamda. Bundan büyük mutluluk olur mu? Bundan büyük zenginlik olur mu? Ay doğdu evimize, ay doğdu. Hadi bakalım. İsmail'in evi neresi? Bura. Hayırdır inşallah. Selamun aleyküm bahtlı insan. Aleyküm selam. Gel senin rüyada bile olsa peygamberi gören gözlerini öpeyim. Buyurun, buyurun. Hı-hı. Benim ahitlerim vardı. Adaklarım vardı. Yoksullara para dağıtacaktım. Ev ev dolaşıp fakir ailelerin halini hatırını soracaktım. Ama makam sarhoşluğu yüzünden hepsini unuttum. Sen geldin, hatırlattın bana. Peygamber Efendimiz lütfettiler. Tenezzül buyurdular. Senin rüyanla ikaz etti beni. Bunun bir sebebi olmalı. Bunun sebebi ne?
Bunun adı ne? Rabia. Dün gece doğdu efendim. Onun doğduğu gün Peygamber Efendimiz'i gördüm rüyamda. Rabia. Rabia. Şehrimize hoş geldin Rabia. Belli ki sen mübarek biri olacaksın. İnşallah. İnşallah. O gün Basra valisi anladı ki bu doğan kız çocuğuna insanların efendisi Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed sahip çıkıyor. Yıllar geçti. Basra'da korkunç kuraklığın ardından halkı kıran büyük bir kıtlık baş gösterdi. İnsanlar içecek bir damla su, yiyecek bir lokma ekmek için Basra'yı terk ettiler. Annesi babası ölen Rabia'nın kız kardeşleri de evlenip başka yerlere göçmüşlerdi. Koskoca Basra şehri, sokaklarında aç köpeklerin dolaştığı bir yer olmuştu. Sırada bir ses duyuldu.
Ey ihtiyar, boşuna yorulma. Kumaşını çaldığın o kadının koruyucusu Allah'tır. Şeytan bile ona yaklaşamazken senin gibi birinin onun örtüsüne el uzatması mümkün mü? Niye ağlıyorsun amca? Affet beni kızım. Ben bu kumaşı satıp karnımı doyuracaktım. Kefen bizim. Kefen bezi mi? Annem ve babam rahmetli olunca ölümü unutmamak için bir çare aradım. Ona baktıkça herkes gibi bir gün öleceğimi hatırlıyorum. Toprağa onunla birlikte gireceğiz. Ne iyi arkadaştır o. O bu dünyanın fani olduğunu, yalan olduğunu söyler. Doğruyu söyler. O bana ölmeden önce öl, iyi insan ol der. Doğruyu söyler. O bana sadece Allah'la meşgul olmamı, ondan başkasının fani olduğunu söyler. Yine doğruyu söyler. O sadık bir dosttur, arkadaştır. Beni affet kızım. Niye? Ben evine hırsızlık etmek için girdim. Bu kefeni satacaktım ama... Allah'ım... Beni affet. Demedim mi sana? O sadık bir dosttur. Bak, senin bile yanlış yapmanı önlemiş. Tövbe etmene sebep olmuş. Senin gibi birine zarar vermek istedim. Ah kafam, ah. Bırakın beni! Kaç oraya! Bırak, gel yardım et! Gel! Hayır! Bırakın! Almayın bebeğimi! Sen de al sana bebek! Bebek bize lazım değil, sen lazım. Bırakın! Bırakın onu! Bırak şunu! Bırakın! Oo, burada da bir körpe var, hadi gel. Gel buraya. Bak be kadın. Oo, sana gel dedim, bırakmadın mı? Gel. Bırak. Bırakın kızı. Çek elini. Bırakın. Gel. Bırak. Al şunu. Bırak dedim sana. Hop. Bırak. Ya sen ne konuşuyorsun? Ecemi mi? Bırakın onu. Çek elini. Bırakın o amcayı. Bırakın. Al şunu. Üzülüm. Bırak beni. Hadi. Bırak. Bırakın. Götür. Bırak. Götür şunu. Bırakın onu. Bırak. Yaramaz ama kız. Bırak. Çek elini. Bırak beni. Bırak dedim sana. Bırak. Bırak onu. Bırak diyorum. Bırak beni. Bırak. Çek. Bırak. 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 Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak. Bırak. Kardeşim. Kardeşime dur. Gel buraya. Gel dedim. Gel kaçma. Gel. Yürü. Bırak. 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 Bırakın beni, bırakın. Bırakın. Ne yapmayın? Bırakın. Dokunmayın onlara. Karşı koyarsın ha. Rabbim, sensin Rabbim. Sana sığındım Rabbim. Sen yardım et Rabbim. Nereye gidiyorsun ha? Açacağım, bırakın ben oraya. Rabia artık esir tüccarlarının elinde bir köleydi. Gencecik bir kızken esir olmuştu, köle olarak satılacaktı. Rabia için zor yıllar başlıyordu. Ama o takdir edilene karşı koymuyor, sitem bile etmiyor. Nimet gelince sevinip övünen, külfet gelince yerinen dövünen rızadan değildir diyor. Rabbim sana sığındım. Sana sığındım Rabbim. Rabbim sana sığındım. Sensin Rabbim. Rabbim sensin Rabbim. Sana sığındım. Rabbim sensin Rabbim. Sana sığındım. Rabbim sana sığındım. Sensin Rabbim. Rabbim.
Hadi yürüyün. Çabuk. Esirler günlerce eziyet içinde aç ve susuz çöllerde telef oldular. Hazreti Rabia hiç korkmadı, hiç endişe duymadı. Kimsesizdi, tek başınaydı. Tek sığındığı, dayandığı Allah'tı. Hep takdir edilen neyse o olur dedi. Senin olsun. Al. Su. Su. Rab, sanasın. Sensin. Alın. Al. Al işte su. Sana su da verir, yemek de verir. Ama bir şartla. Bildin mi sen? Ona dokunamazsın. Satılacak gül koklanmaz, bilmiyor musun? Sana su. Sen su. Ne kadar sana ne su ne ekmek. Hadi bakalım. Hadi yürüyün, fazla yarandık burada. Yürü. Hadi bakalım 20 dinar git yar hadi. Hadi bakayım. Yürü. Yürü bakayım. Dokunma. Ne yaptın sen? Ha? En az 20 lira derdi bu. Ha?
düşeceğim bunun hesabından. Unutma bunu. Salak adam. Hiç esir öldürülür mü? Beyinsiz. Hem ben sana kaç sefer dedim bu esirlerle oynamayacaksın diye. Yürü. Manyak adam. Amca. Nereden aldım seni başıma beraber? Amca. Ya sen ne deli adamsın ya? Ben seninle bundan sonra çalışıyorum ben. Rabia. Sen beni dirilttin kızım. Sen bana rahmetli kızım Zehra'mı hatırlattın. Sen beni insan ettin. Rabbim sen sonra. Kendi kızımı sana koruyamadım. Ama senin için canımı veriyorum. Rabbim. Şimdi Rabia sen için ölüyorum. Sana sandım. Allah razı olsun Rabia. Rabbim sensin Rahim. Sana sandım. Allah. Rabbim. Esir kervanı günlerce çöllerde süren ölümcül yolculuktan sonra Bağdat şehrine vardı. Bağdat şehri ticaretin merkezi olduğu gibi ilim irfanın da kalbiydi o zamanlar. Hasan Basri Hazretleri de Bağdat'ta yaşıyordu. Peygamberi görenleri görenlerden, tabiindendi. Bağdat medreselerinde hocalık ediyordu. Bu misvaklar en iyisinden. Buyurun. Sağ olun. Geçin! Ey zengin ve de asil Bağdatlılar! Şimdi size Mısır ülkesinden ve de Arabistan diyarından güçlü kuvvetli köleler ve de güzeller güzeli kız olan kız cariyeler getirdim. Şimdi kesenizi açık tutun ve bu cariyeleri kaçırmayın. Ne zaman bitecek bu manzara? Ne zaman? Ne kadar bu? Bir dinle. Talebelerin içinde alacak. Hasan Basri değil mi bu? Evet. Evet o. Yine kızmış olmalı. Esir pazarlarını hiç sevmez. Zavallı Rüstem! Şimdi açın keseleri. 100 dinar. 200 dinar. 350 dinar. Aman Allah. İyi. Başka? Sen... Sattım. Al hayrını gör. Yaz kaka. 350 dinara Zalor'un üstemi sattım gitti. Durun. Şöyle. Acele etmeyin. Paralarınızı cebinizde saklayın. Daha neler var bak neler. Ey zengin Bağdatlılar. Bakın elimde daha ne güzeller var. Şu cariyelere bir bakın. Şu güzelliklere bir bakın. Kim almak istemez bunu ha? Ey Bağdatlılar. Ne Çin'de var ne Maçin'de. Rüyanızda bile göremeyeceğiniz bir güzellik. Bakmaya doyamaz, sevmeye kıyamazsınız. Köle değil, Allah'ım, sultan. Kim böyle bir sultanı evine götürmek istemez ey zenginler? Alın, alın kaçırmayın şu gözlere bakın. Evet, evet, şu dudaklar, şu kaşlar. Ah param olsa da ben alsam. Rabia'yı kendim ayırmıştım. Olmaz. Ayırmak istiyorsan parasını vereceksin. Hissemden düşersin, olmaz mı? Hadi lan! En kıymetli mal! Satılsın sonra acaba bakarız. Sen şöyle kenara çekil bakayım. Millet ürkmesin. Ey Bağdatlılar! Arttırma başlıyor. Bu güzeller güzeline bakalım kim evine götürecek? Parasını veren düdüğü çalar. Ona göre kim bu güzel kölenin sahibi olmak ister? İster karı yap, ister halayık. İster evine götür, ister çocuğunu doğursun. İster yemeğini pişirsin. Vücudu güzelse ben 500 dinar veririm. Vücudu da yüzü gibi güzel. Heykel bile imlenir buna be. Yok mu arttıran? Başlıyorum. Arttırmaya başlıyorum. Sultanlar sultanı hatun. Vücudunu göreyim 550 dinar vereyim. Hadi aç. Evet aç da görelim. Ben 600 de veririm. Hemen açayım. Hayır. Aç da güzel. Ben ses yoksun açmayayım. Aç soyun. Şunu da görsünler. Aç, 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 650 dinar. Aç, aç da görelim, hadi. Allah, beni mahcup etme. Herkes görsün, herkes görsün güzel olduğunu. Aç, aç, aç. Bırakın onu. Bırakın onu. Bırakın. Sen kimsin be?
Bırakın. Köle bile olsa bir kadının namusunu korumaya hakkı vardır. Yege! Sırf etmeye bakan mısın? Sana ne? O bizim esirimiz. İstediğimizi yaparız. Açarım da kaparım da. Sana ne? Millet aldığı malı görmek ister. Onun sahibi benim. Kendi sahibine nasıl hesap vereceksin? Ben hürüm. Sahibim falan yok. Var. Allah. Eğer çok sevdiysen bu esiri, ver altınları da al götür. Allah razı olsun. Yorma kendini. Allah ne dilerse o olur. Belli ki kaderimde esir pazarında satılmak varmış. Siz iyi bir insana benziyorsunuz. Dua edin. Benim için dua edin. Ey efendi! Sen daha elindeki visvakın parasını ödemezsin. Var mı canlı yanında? Heh. Bu esir en az 1000 dolar eder. 1000 dolar! 1000 dolar! Ah Hasan! Ne olurdu yanında paran olsaydı. Sen satın alsaydın bu nur yüzlü kızı. Satın alıp azat etseydin. Kurtarsaydın. Cari olacak birine benzemiyor. Hiç benzemiyor. Hasan, ne oluyor sana? Niye yanıyor, acıyor için? Niye titriyorsun? Niye gözlerin doldu Hasan? Allah'ım onu koru, ona yardım et. Böyle bir güzelliği gördünüz mü? Vücudunu göreyim, 1200 dinar vereyim. 1300 dinar, 1400 dinar, 1500 dinar, 1600. Aç hadi, aç. Hayır. Hayır. Aç. 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 Hadi aç şunu. 5000 dinar. 5000 mi? 5000 mi? 5000 mi dediniz? 5000 mi dediniz? Kulaklarım doğru mu duyuyor acaba? O köleyi alıyorum. 5000 mi hakem? Ne dişine baktınız, ne vücuduna. Bak sonu aldandım, beni kandırdım deme. Ne aldığımı biliyorum ben. Yaz. Beşir bin hakeme. 5000 dinara. İsmail kızı Rabia. Sattım gitti. Al hayrını gör Beşir bin hakem. Öyle parayı veren düdüğü çalar. Götürün. Sonraki köle gelsin bakayım. Yürü. Çabuk acele edin. Ey Bağdatlılar. Şimdi gelecek olan güzel prensesler prensesi. Yürü. Kralın kızıydı. Benim olacaksın. De. Dur Rabia. Sen benimsin. Hiçbir yere gidemezsin. Hiçbir yere gidemezsin. Sen benimsin. Benim olacaksın. Seni kimseye iade etmem. Anladın mı? Bırak onu. Canına mı susadım he? Kanını dökerim basit. Ya Allah! Köle! Sana diyorum köle! Hadi oyalanma! Düş peşime! De. Babam geliyor. Evet, yanında biri var. Baba. Baba, babacığım. Babacığım hoş geldin. Babacığım bize ne getirdin? Size abla getirdim. Onun adı Rabia. Hoş geldin Rabia abla. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bunlar benim küçüklerim. Sahitle Rukiye. Rabia ablanız bundan sonra bizim evimizde kalacak. Size ablalık edecek.
Kim bu? Esir pazarından aldım. Evimizi çekip çevirecek bir köleye ihtiyacımız vardır diye düşündüm. Sait, Rukiye çekilin onun yanından. Çekil. Çekil köle parçası. Çocuklarımdan uzak dur. Demek kızlarımıza elbise alacağım paralarla bu salak kızı aldın. Evde sana hizmet eder. Buna hiç lüzum yoktu. Kızlarım da var. Çok iyi biri. Bu evin işleri beni çürüttü diye dert yanıyordum. Sana aldım onu. En ağır işlerde bile gıkı çıkmaz. Hediyem. Bir arşın ipek kumaşa daha çok sevinirdim. Peki. Kabul ediyorum. Yatacak yerini gösterin o halde. Kim bilir neler geldi başına. Tabii. Dinlensin. Tanışın. Kaynaşın. Ben yukarı çıkıyorum. Anneciğim, biz Rabia ablayı çok sevdik. Çok iyi bir abla. Ya sus. Ablanız filan değil o. Gel buraya. Bir köle. Seni döverim. O bir köle. O bir cariye, anladınız mı? Bir daha abla dediğinizi duymayacağım. O sadece bir köle, cariye. Gel bakalım nasıl bir köle olacaksın görelim. Hadi. Adın Rabia mıydı senin? Nasıl bir isim bu böyle? Rabia. 1, 2, 3, 4. Evet. Sen aramızda dördüncüsün. Dördüncü kısa. İşte kalacağın yer. Bizim eziyetimizden ölmezsen, zaten buranın rutubeti öldürür seni. Ne dedin sen? Cevap vermiyor musun? Anne babam dilsiz bir cariye almış bizi. Eseciler babamı kandırmışlar. Hadi anne, başlayalım artık. Tabii sultanlarım. Bakalım dayanıklı mı? Hadi. Canım. Ay canım benim. Ay acıdı mı bir tarafın? Kalk bir tanem. Kalk. Canım. Ay yazık. Kalk hadi, kalk. Ama ağzı var, dili yok bunun. İşimize yarayacak. Evet Rabia. Seni köle olarak kabul ediyorum. Aklın başına geldi değil mi? Artık kim köle kim efendi anlamışsındır. Örtümü alabilir miyim? Örtümü alabilir miyim? Konuştu. Dili varmış kız anne. Örtümü alabilir miyim? Niyeymiş o? Vakit geçiyor. Namazımı kılacağım. Burada kölesin sen, anladın mı? Köleler efendileri izin verdiği zaman ibadet eder. Vakit geçiyor. Allah'ın emri. Olmazdan haberin yok mu? Lütfen. Benim yüzümden Allah'a isyan etmenizi istemem. Allah'ı bu işe karıştırma. Köle! Ne olur. Dövün. Tekmeleyin. Elinizden ne gelirse yapın. Bütün işlerinizi yaparım. Gece gündüz çalışırım. Görevimi yine yaparım. Ama ne olur. Allah'ıma senada bulunmak için zaman verin. İbadetime engel olmayın. Ne olur. Verin şuna örtüsünü. Şşt. Şşt.
Rabia! Rabia! Hadi gel kızım, baban evde bekliyor. Tamam anne. Bitmez namazmış. Sanki 1000 rekat kılıyor. İşten kaydırmak için ibadet ediyordur. Yok yok. Yüzünde nur var. Ben niye onun kadar güzel değilim anne? Kıskanıyor musun yoksa? O bir köle. Ne kadar güzel olursa olsun kapımızda bir köpek. Anne. Bana kalırsa babam onu çok güzel olduğu için satın almıştır. Erkeklerin fikri çabuk değişir. Ne demek o? Bağdat dün köle, bugün sultan olan kadınlarla dolu. Hele baban öyle bir şey yapsın. Gözlerini oyar, buna da ölümlerden ölüm beğendiririm. Annem de kıskandı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ey nefsim, sakin ol. Susun, bir şeyler söylüyor. Sabret. Sen de öleceksin. Ey Rabia, bu kefeni sen de giyeceksin. Bu dünya fani. Her şey fani. Sadece o ebedi. Her şeyi yaradan Allah ebedi. Ey nefsim, sabret. Amin. Sabretmiş. Babam geliyor. Çabuk çabuk saklanın. Hadi. Hadi. Nasılsın Rabia? Size minnet borcum var. Hadi hadi. Beni esircilerin elinden kurtardınız. Evinize aldınız. Sen her şeye layıksın Rabia. Bu nedir? Kefenim. Ama sen daha çok genç bir kızsın ve çok güzelsin. Kefeni ne yapacaksın? Ne zaman öfkelensem, nefsime uyacak olsam, ona bakıyor, ibret alıyorum, vazgeçiyorum. Ondan güzel arkadaş mı olur? Kendine gel Beşir. Ona acıdığın için evini aldım. Şeytan aklını çelmesin. Kendine gel. Rabia, konağımda senin gibi birini ağırladığım için çok mutluyum. Kim ne derse desin. Seni fektan seni. Kocama yartmaya çalışırsın ha? Görürsün sen gününü. Sana bu konağı zindan edeceğim. Oturun. Ne çalıştırıyorsun? Namaz bahsindeyiz. Resul-i Ekrem buyuruyor ki namaz
ettiğinin dileğidir. Bana sevdirilen üç şeyden birisi de gözümün nuru namazdır. Söyle bakalım, sabah namazının farzı kaç rekat? İki rekattır hocam. İki rekattır ama iki rekatı doğru kılmak için 40.000 mesele bilmek lazımdır. Cabir nerede? Bugün de gelmedi. Aferin. Siz hangi bahistesiniz? Sahabe hayatı. Zeyd bin Haris Efendimiz'i anlatıyordum. Sabah namazının sünneti kaç rekat peki? İki rekat. Zeyd bin Harise. Yarın tatbik edeceğiz. Tamam. Şimdi Peygamber Efendimiz'in azatlı kölesi. Anladın mı? Hı hı, anladım. Ama artık kölelik yok. Allah bugün her köleyi azat etmiştir. Beşir bin Hakem'in konağında yıllarca kölelik yaptı Rabia. Beşir bin Hakem'in kıskanç karısı ve kibirli kızlarından sürekli eziyetler gördü. Karşı koymadan katlanıyor, sabrediyordu. Sabahlara kadar ibadet ederek Rabbini zikrediyordu. Baş koymuşum ben bu yola, ölüm bana düğün ola. Başında hem sonunda Rabbim Allah diyeceğim. Hem başında hem sonunda Rabbim Allah diyeceğim. Ecel gelip öleceğim, ben kabire gireceğim. Allah sonsuz merhametini kıyamet günü kullarını hesaba çekerken kullanacak. Allah'ım, onu koru, ona yardım et. Müsaadenizle yardım edeyim size. Bundan sonra ben götürürüm.
Biliyor musunuz Rabia? Buraya sizi niçin görmeye geldim Bağdat şehrinden? Aklımdan çıkmadınız. Sizi esir pazarında görmüştüm. Sizin halinizde, tavrınızda bir başkalık var. Ne olur yanlış anlamayın. Benim adım Hasan, Hasan Basri derler. Bağdat medresesinde hocayım. Yani hocayım dedim de sadece talebe okutmaya çalışıyorum. Öğrendiklerimi unutmamak için. Esir pazarında sizi almak istedim. Alıp azat etmek istedim. Hiç param yoktu. Siz hür bir insansınız. Siz köle değilsiniz. Kurtulmalık olarak biriktirdim. Lütfen kabul edin. Allah razı olsun. Siz ilim adamısınız. İlim sizinle taçlanacak. Kazandığınız bu parayla ilmi taçlandırın. Fakir talebeleriniz vardır. Onlara verin. İnşallah bir gün Allah beni azat edecek. Şimdi Rabia kulunu imtihan ediyor. Çünkü Rabia kulunun çok büyük bir duası var. Belki çok çile çekmem lazım. Rabia, bir insan peygamberi sevdiğini söylerse fakirlikle imtihan olur. Allah'ı sevdiğini söylerse belalarla imtihan edilir. Bana da Yusuf'un babası Yakup peygamber gibi güzel bir sabır düşer. Rabia. Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Sana bir şey mi yaptılar? Ben halimden memnunum. Hünnase! Bu kızın hali ne böyle? Ben nereden bileyim? Onun bekçisi miyim? Aman, tembelin uyuşun teki zaten hiçbir işi yapmıyor. O kadar söylüyorum, sabahtan akşama oturuyor, namaz kılıyor. İyi ki öğrenmiş namazı. Kendini ne zannediyor ki? Üstelik sürekli saygısızlık ediyor bana. Kızlarıma hakaret ediyor. Doğru mu bunlar Rabia? Ben yalan mı söylüyorum yani? Bana mı inanıyorsun yoksa o köle parçasına mı? Rabia... Sizin gibi iyi bir insanın eşi yalan söylemez efendim. Yalan söylemesi yakışmaz. Yakışmamalı. Aferin sana köle. Seninle anlaşmaya başladık ha? Sana müsaade. Sabaha kadar namaz kılabilirsin. Anne! Anne!
Ne oldu bu kız? Bu köle kız saman altından su yürütüyor. Çeşmenin başına bir adamla buluşuyor. Gözlerimle gördüm. Demek öyle. Efendi! Efendi! Allah'ım! Rabia, yeter ki yuvaları bozulmasın benim yüzümden. Benim yüzümden kimse incinmesin Rabbim. Eve köle değil, yosma almışsın. Her suya gönderdiğimize biri onu çalı dibine çekiyormuş. Olmaz öyle şey. İstersen kızına sor. Ben Rabia'nın iffetine kefilim. Cezalandırmayacak mısın yani? Bir kusuru yok. Ben yapacağımı bilirim. Bana kırbacımı getirin. Kim o adam? Kiminle buluşuyorsun söyle. Kim o? Kim? Hasan Basri'ymiş adam. Bir Allah dostu. Yalan. İbadetin de yalan. Her şeyin yalan. O iyi bir insan. Yalan. Yalancı. Size doğruyu söyle. Yalancı seni. Yalan söyleme köle. Sen bir kölesin. Senin sahibin benim. Size doğruyu söyledim. Allah için doğruyu söyledim. Seni köle. Daha sert. Al bak. Daha sert. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam. Cabir. Olmaz ama böyle. Medreseden çok burada çalışıyorsun. Hoca elimle karın doymaz. Bu çocuğun yetim kardeşleri var. Onları kim doyuracak? Borç verdim de tencere kaynatıyorlar. Cabir. Yarından itibaren derslere geliyorsun. Siz de bu konuları düşünmeyin. Ya onlara verdiğim borç ne olacak? Borcu bitene kadar bir yere kıpırdayamaz. Yeter mi? Çok fazla verdin. Cabir'in öğreneceği bir kelime dünya hazinelerine değişilmez. Ben kusurluyum. Yabancı biriyle görünmemem gerekirdi. Bu söylentilerin arkası kesilmez artık. Yanlış anlamazsan eğer, sadece söylentileri önlemek için nikahımın altına girer misin? Aramızda bir karı koca hayatı olmaz. Böylece kölelikten kurtulur, rahatça ibadetini yapmaya devam edersin. Ne dersin? Cevap vermedin. Niçin evlenmekten kaçıyorsun? Eğer 3 soruma cevap verirseniz sizinle evlenirim. Son nefesimde imanlımı öleceğim. Hesap günü defterim sağımdan mı solumdan mı verilecek? O son günde cehenneme mi cennete mi girenlerin arasında olacağım. Bunları bilmezken evlenmeyi nasıl düşünürüm? Nasıl düşünürüm? Nasıl? Anne. Rabia'ya bundan böyle cicihanne mi diyeceğiz? Yılan. Kocamı nasıl da baştan çıkarmış. Yılan. Yılan. Gösteririm ben yılanı sana. Zehirli bir yılanım var yılan. Elimde. Yılan. Hadi. Thank you.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ya Rabbi, bütün gözler uyudu, yıldızlar donandı, yeryüzü hükümdarları kapılarını kapattı. Fakat senin kapın kapanmaz. Herkes sevdiğiyle beraber. Benimse senden başka kimsem yok. Allah'ım, eğer cehenneminden korktuğum için ibadet ediyorsam, beni cehenneminde yak. Eğer cennetin için ibadet ediyorsam, beni cennetinden mahrum bırak. Eğer senin rızan için ibadet ediyorsam, beni ebedi cemalinden mahrum etme. Etme Allah. Beni mahrum etme Allah. Söz taşıyıp Öcalan iki yüzlü kabile düşmanlarım, ey Ebi Sülman'ın oğlu, sen mahvoldun dediler. Suat'ın derdi bana yetmezmiş gibi. Ey Ebi Sülman'ın oğlu, sen kendini ölmüş bil. Ben de koştum güvendiğim dostlara. Kime başvurdumsa biz yokuz bu işte. Git, var, kendin bak başının çaresine demezler mi? Ben de onlara gidin beni yalnız bırakın. Neye hükmetmişse o olur. Hükmeden o Allah ki, yaşamak dediğiniz nedir? Bin yıl yaşansa bile eninde sonunda insanoğlu o kambur tahta kutuya girmeyecek, binmeyecek mi? Anne, anne gitme. Gitme, ne olur anneciğim. Anne ne olur, anne gitme. Bizi bırakma ne olur. Anne gitme. Gidin babanıza söyleyin. Baba, annem gitmesin. Baba ne olur annem gitmesin. Biz annemizi çok seviyoruz. Ne olur gitmesin. Baba ne olur. Efendim, ne olur affedin beni. Yavrularımdan ayırmayın. Sen evimin hanımı olamazsın. Ne istedin zavallıdan? Öyle bir kıza kötülük düşündün ya, artık bu evde yerin yok. Babacığım, annemizi gönderme. Ne olur. O bir kere daha affet. Eden bulur. Baba. Peki gidiyorum. Beni bir köleye değiştin ya. Durun. Gitmeyin. Ne olur gitmeyin. Yoksa bir yuvanın dağılmasına sebep oldum diye kahrolurum. Bana bu azabı yaşatmayın. Hanımınızın suçu yok. Suç bende. Onların sevdiği biri olamadım. Başaramadım. Suç bende. Allah biliyor ki Rabia hürdür. Hiçbir zaman köle olmadı zaten. Çünkü sadece Allah'a kul olmak istiyor. En büyüğe kul olan başka hiç kimseye kul olmaz. Ben çok aptalmışım. Seni kölem zannediyordum. Meğer sen hep sultanmışsın. Gördüm ki sadece Allah'a bağlısın. Senden hür kim var dünyada? Sen hürriyeti kalbinde bulmuşsun. Şimdi söz yalnız onun. Ama o sen suçlusun, cezanı çekeceksin dese, önünde eğik bulur boynumu. Adaletin heybeti, parçalandığı silahları ve elbiseleri, kurda kuşa yem oldu bu vadide kendi gücüne, bileğine güvenen nice kişi. Şüphe yok ki peygamber en keskin kılıçtır kılıçlarından Allah'ın. Sonsuz bir kurtuluşa, nura ve hidayete alıp götüren bizi ve arkadaşları onun. Mekke vadisinde İslam'ı kabul eden, Kureyş'in en ileri gelenleri, cömertlikte ve yiğitlikte hiçbirinin yok dengi. İlk günler göçmek gerekliydi. Hemen göçtüler, zerre tereddüt etmeden,
bırakarak yurtlarını, tüten ocaklarını, mal ve mülklerini. Bunlar başları dimdik gezen yiğit üstü yiğit, Davud'a mahsus demir gömlektir zırh diye giydikleri, ak soy develer gibidir gidişleri. Korunmaları da saldırır, vurulunca göğüslerinden vurulurlar. Onlar ürkmez, onlardan ürker dev dalgalı ölüm denizi. Seni bekliyordum Rabia. Yani Bağdat seni bekliyor. Demek mektebi, talebelerini bırakıp buraya geldin. Düşündüm ki Bağdat'ta huzur içinde olursun. Huzur kim? Ben kim? Ben aciz bir kulum sadece. İçimde bir ateş yanıyor. Onun bile ne olduğunu bilmiyorum. Çocuklar, gençler senden ilim bekliyor. Sense bu garip Rabia'nın yolunu bekliyorsun. Hasan Basri, sen çok iyi bir insansın. Evlenecek olsam seninle evlenirdim. Ama benim bir derdim var Hasan Basri. O derdime merhem bulmadan gelemem seninle. Ben büyük bir aşk denizine düştüm. Oradan çıkmak istemiyorum. Sen yoluna, ben yoluma. İkimizin de kaderinde yanmak var. Ben aşkla yanmak istiyorum. Git var, sen de ilim denizinde yan. Yanmadan karanlık dağılmaz. Gönüller aydınlanmaz. Ah Rabia, ben ilahi aşkı biliyorum, sense ilahi aşkla yanıyorsun. Bu dünyada senden başka kimsem yok Allah. Senin varlığın da bana yeter. Beni hep korudun Allah. Sana şükrümü nasıl eda edebilirim Rabbim? Bana cemalini göster Rabbim. Bana cemalini göster. Selamün aleyküm. Aleyküm selam Rabia. Beni nereden bildin? Kalbinde Allah zikri olanın ışığı her taraftan görülür Rabia. Burada kimi bekliyorsun? Seni. Beni mi? Sen aramıyor musun? Sana aradığın cevabı söylemek için buradayım. Ben Allah'ın cemalini görmek istiyorum. Allah'ın cemalini görmek. Bir zamanlar Musa Aleyhisselam da senin gibi aynı sözü söylemişti. Allah da ona cevabını vermişti. Bu cevap Tur Dağı'nda. Gidebilir miyim oraya? Sabret Rabia. Sen olunca, cevap zamanı gelince Tur Dağı sana seslenecektir. Bana mı seslenecek? Tur Dağı'nın çağrısını bekle kızım. Tur Dağı seni görüyor. Senin çağrılmaya layık biri olmanı bekliyor. Kalbini Tur Dağı'nın sesini duyması için Allah'ın zikriyle, namazla, merhametle gönlünü aleme aç Rabia. Bismillah. Rabia. Gönlünü aç ey Rabia. Aç Rabia. Yıllar geçti. Hazreti Rabia yaşlandı. Hiç evlenmedi. O bir hak aşığıydı. Allah dostluğuydu. Onu sevenler, sözlerinden öğütlenmek isteyenler
akın akın onun evine koşuyorlardı. Gök tunç olsa, yer demir kesilse, gökten bir damla yağmur düşmese, dünyadaki bütün insanlar benim çocuğum olsa, yemin ederim ki onlara nasıl bakacağımdan korkmam. Çünkü Allah hepsinin rızkını vereceğini bildirmiş. Kefil olmuştur. Yüce Rabbim dinsizlerin bile rızkını cömertçe vermekteyken, gönlü Allah sevgisiyle titreyen müminlerin rızkını vermez mi zannediyorsunuz? Rahmetin çıkış kapısı her zaman açık. Oysa giriş kapısı olan gönül herkese açık değildir. Gönül kapısının anahtarı duadır. Her kıldığım namazı son namazım olacak korkusuyla kılıyorum. İnsanlardan birine karşı bir kusur işlesek, yüzüne bakmaya utanırız. Bu kadar çok günahla Allah'ın karşısına utanmadan nasıl çıkacağız? Allah deyip yana yana istediğim haktır benim. Allah deyip yana yana. Allah'ım, eğer cehenneminden korktuğum için ibadet ediyorsam, beni cehenneminde yak. Eğer cennetin için ibadet ediyorsam, beni cennetinden mahrum bırak. Eğer senin rızan için ibadet ediyorsam, beni ebedi cemalinden mahrum etme. Amin. Rabia devamlı ibadet ediyor, insanlara yardımcı olmak için çabalıyor, eğirdiği günlerin parasını yetimlere dağıtıyor. Kimsenin kalbini kırmamaya çalışıyor, özellikle kul hakkına riayet ediyor. Böylelikle kalbini koruyor. Çocukların günahsız ağızlarından yapacakları duaların peşindeydi. Taşkın akar sen olayım, çiğnet beni yol olayım, istediğim haktır benim, çiğnet beni. Bir gün kalbi Tur Dağı'nın sesini duyacaktı. Bunun için kalbini iyiliklerle, sevgiyle, Allah aşkıyla ibadetlerle besliyordu. Çünkü bir gün kalbi Allah'ı görecekti. Hep bunun için yaşıyordu. Allah'ım, beni cemalini görmekten mahrum etme. Artık duymak istiyor kalbim. Çağrıyı duymak istiyor. Çok bekledim Rabbim. Çok bekledim. Sabrım kalmadı. Rabia'nın duasını kabul et artık. Büyük alim Hasan Basri Hazretleri ilmiyle sultan olmuştu. Yaşlanmıştı. Ama Rabia'yı hiç unutamamıştı. Gönlünden çıkaramamıştı. Hasan Basri bir rüya görmüştü. Rabia'nın bir derdi, bir hayali vardı. Az bir zamanı kaldığını söylüyordu. Sadece Hasan Basri yardım edebilirdi ona. Onu çağırıyordu. Yollara düştü Hasan Basri. Gidip bulacaktı Rabia. Allah'ım sen yardım. Ne oldu? Niye ağlıyorsunuz? Rabia Sultan'a bir şey mi oldu yoksa? Bizimle hiç konuşmuyor. Evine çekildi. Dışarı çıkmıyor hiç. O kadar hasta ki. Bizi sohbetinden niye mahrum ediyor? O mübarek insan ölürse biz ne yaparız? Bize kim nasihat eder? Hayır efendim.
Aleykümselam. Allah, Allah bana cemalini göster. Allah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hasan. Geldin ha. Uzun zaman oldu. Görüyorum ki dünya bizden alacağını almış. Allah'ım bir hastalık verdi. Şükürler olsun verdiği her şeye. Ömrüm boyunca yanımda taşıdığım arkadaşıma sarılma zamanım geldi galiba. Duydum ki ilim yolunda sultan olmuşsun. Her tarafta senden söz ediliyor. Sözlerini ezber ediyor insanlar. Demek denizini buldun. Denizimi buldum ama yoldaşım sadece sabır oldu. Denize olanın yoldaşı mı olur? Denizde bazen karanlık olur. Bir ışık ararım. Ay gibi bir ışık. Ama ay doğmaz bir türlü. Yıldızlar var Hasan. Yıldızlar. Onlar da ayın doğmasını ister Rabia. Belki de ay öbür alemde doğacaktır. Sana yoldaş olacaktır. Hani sen söylemiştin ya, bana da Hazreti Yakup'un sabrı gibi bir sabır gerek. Kaygılanma Hasan. Beden yaşlanır çürür ama gönül çürümez. Sevenlerin kapında perişan. Ah Hasan, onları seviyorum. Hepsini seviyorum. Ama onlar beni sevmiyor. Nasıl sevmezler? Dışarıdaki hallerini gördüm. O kadar yüceltiyorlar ki beni. Ben bir kulum. Zavallı, aciz bir kul. Ben de inzivaya çekildim. Dünyaya sırtımı döndüm. Bekliyorum Hasan. Bir gün Turdağ bana seslenecek. Gel Rabia diyecek. Epeyce yaklaştım biliyorum. Sen niye geldin Hasan? Senin duanın kabul edilmesi için hizmete geldim. Dualarına dua katmaya geldim. Ey peygamberimi görenleri gören, dinleyenleri dinleyen er kişi, Allah senden razı olsun. Rabia, söyle bana, senin için ne yapayım? Tur Dağı'na gitsem, onun taşında, toprağında Rabbimin nurunu arayabilsem, Musa aleyhisselam gibi ben de kendimden geçip bayılsam, ölsem, ölsem. Ya Rabbi, Rabia'nın duasını kabul et. Dualarımı onun dualarına kat. Onun sana olan aşkı için duasını kabul et. O Musa aleyhisselam olamaz. Ama onu çok seven, onu örnek alan bir kulun. Onun duasını kabul et ya Rabbi. Sen dostu için edilen duaları kabul edersin. Ben gönlümün ayı için dua ediyorum. Benim dualarımı da onun dualarına kat. Kabul et ya Rabbi. Kabul et ya Rabbi. Kabul et.
gönül sultanı nereye? Gitme Rabia. Bizi öksüz bırakma. Ne olur gitme Rabia. Gitme Rabia. Bizi bırakma Rabia. Gitme. Bizi öksüz gitme bırakma. Rabia. Gitme gönül sultanı. Ne olur bizi bırakma Rabia. Allah aşkına bırakma bizi. Gitme Rabia. Bizi bırakma. Biz sensiz Rabia. Ne yaparız? Allah aşkına gitme. Gitme Rabia. Bizi bırakma Rabia. Ne olur gitme. Bizi öksüz bırakma. Ve Rabia bir ses duydu. O zamana kadar duyduğu seslere hiç benzemeyen bir ses. Yıllardır beklediği ses. Tur Dağı'nın sesiydi bu. Onu çağırıyordu. Rabia sese doğru yürüdü. Hazreti Musa gibi Tur Dağı'na gidiyordu. Allah'ın cemalini görmek istiyordu. Bırakın. Bırakın gitsin. Hep bugünü bekledi Rabia. Büyük hasretine giden döner mi hiç? Rabia, yolun açık olsun. Tur Dağı seni bekliyor. İnşallah senin duan hürmetine bizim de, bu insanların da duaları kabul olur. Git, bizim gözlerimizle de bak. Bizim gözlerimizle de ağla. Git Rabia, kavuş duanı. En yücesi, en bahtlısı, Tur Dağı, ben geldim. Ecel saatim yaklaştı. Senin koynunda, senin sırrını duya duya ölmek için geldim. Beni kabul et. Canım senin taşlarına, ağaçlarına, toprağına kurban. Rabbimin nuru cemali sana aksetti. Sen onun aşkıyla kendinden geçtin. Söyle Tur Dağı. Ben de Rabbimin cemalini görmek istiyorum. Ne olur bana sırrını söyle. Söyle. Rabbim, senin cemalini görmek için geliyorum. Ne olur beni boş çevirme. Rabia'nın duasını kabul et. Rabia'nın duasını kabul et. Kabul et Rabbim. Kabul et. Ömrü boyunca Allah'ın cemalini görme aşkıyla yaşayan Hazreti Rabia, insanlara örnek bir insan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.